Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Güzel bir bayram günü diliyorum. Sağlığınız, saadetiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Vakip bulup da bugün beni izleyecek olanların niyetlerinde neler var diyelim? E, bugün sizler için kahvemi içtim, kapattım. Bakalım hayrımız olanlar önümüze düşsün. Ne güzel böyle kalp görselinde hissettim nedense. Aşk beklentisi içinde olanlarımız var demek ki. Ve ilişkiler bölümümüz. Maddi kaynaklar bölümümüz. Maddi kaynaklar arkadaşlar hayırdır bu aralar. Maddi kaynaklarla alakalı tutulan bir niyet varsa çok hayrınızda bir kere tutmuş olduğunuz niyetle alakalı tertemiz bir falınız var. Devamlı sevinç gözyaşları. Keyif alacağınız, ileri ileri diyeceğiniz süreçler diyecek bir şey yok burada. İkili ilişki ortak, hadi gördüklerimi yine hızlıca söyleyeyim. İkili ilişki yani ortaklaşa yapılan işlerde de yine aynı şekilde güzel görseller var. Yani burada aslında uyarıdan çok yaptığınız ya da niyet ettiğiniz her neyse aslında önünüzün açık ve aydınlık olduğu süreçleri bize gösteriyor. Buradan diyebileceğim ne olabilir diye bakıyorum. Aslında gördüğünüz her şurada bir 5 var. 5 rakamı belki 5'li bir rakam. E, bu Mayıs ayı için de geçerli olabilir. 85 görseli ya da 35 görseli tam 1.8 de değil. 3 de değil ama 85 ya da 35 mayıs ayı içerisinde bir para temizde görünüyor ay yıldız görselleri var gayet temiz görsellerde bir şeyler olacak ve iyi olacak sizin adını öyle diyebiliriz hiç affı yok tertemiz arkadaşlar bir tek burada bugün ilişkiler hanenizle alakalı tutmuş olduğunuz konularda bazı görseller var şimdi şurada iki kişi bir birliktelik ee, yalnız buradaki birliktelik ilginç bir birliktelik Buradaki birliktelikte şöyle bir şey var. Şimdi ya bir kişiyle birlikteyken başka bir kişiye bakıyorsunuz onda da Y harfi Yozgat'ın Y'si var. Ya daha yeni bir ayrılık yaşadınız, önünüzde duran Y harfinde bir insan var. Burada şimdi iki tane yorum yapabilirim. Çünkü malın üstünde duran bir kişi olarak da görünüyor. Şimdi birinci yorumum şu. Yakın zamanda arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir partner sevgili var. Burada çok da sizden ayrılmayı düşünmeyen arada kaldığımız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz ki burada aslında önünüzde de bir kişi görünüyor. Yani iki kişi arasında kalmış bir niyet hangisi benim için daha hayırlı diye soracak olursanız arkanızda kalmış daha hayırlı arkadaşlar. Daha temizde görünüyor. Önünüze çıkan bu Y harfindeki kişinin bir ayağı çamurda bir ayağı sizin yanınızda ama bir ayağı da çamurda. Yani bu çamurda olmak ne demek? Sıkıntılı bir hayatı. Evli olabilir, bir birlikteliği olabilir, gizlenen, saklanan, kapalı alan görsellerinde çıkmış. Önünüzde duran, sizden beklenti içinde olan kişiyle bir birliktelik yaşamayı düşünür iseniz noktalanacak sonuçları var. Hemen yanında da bir T, Trabzon'un T'si çıkmış bu arada. Ee, burada hane olarak değerlendirecek olursak yanınızda bir kişi var, eşiniz ya da partneriniz. Önünüzde de bir mal konusunda bir ayağı sizin yanınızda bir ayağı malda olan bir kişi görünüyor. Bu mal ev, arsa ya da şöyle de diyebiliriz. Yakın zamanda bir mal mülkle alakalı bir kişiyle konuşma yapacaksınız. Bu kişi de Y ve T harfleri olabilir. E, kişinin kafasının üstü temiz ama bulunduğu alan kirli mal da temiz görsellerde çıkıyor acaba bir aracı mı diye düşündüm Hani aracıdan bir ev mi almak aracıdan bir ev mi kiralamak sonuç olarak eğer kiralanacak e, alınacak bir mal varsa bir ay içerisinde de diyebilirim buna temiz evranı elinizde alıyorsunuz tekrardan uğraşacağınız bir konu olmaz aldatılma dolandırılma gibi bir durum olmaz üç ayak üstünde duruyor Hani bazen tek ayak üstü deriz ya sıkıntı yaratır ama burada üç ayak üstünde durması aslında yapacağınız işlem her neyse temiz evranı elinize alacağınızı gösteriyor. Şimdi ilişkilerde de dediğim gibi geçmişte bırakmaya çalıştığınız kişiyle önünüzdeki kişiyi kıyaslayacak olursam önünüzdeki kişi sıkıntılı, geçmişte bıraktığınız kişi onun kadar sıkıntılı değil. Evet o da sıkıntılı ama onun kadar sıkıntılı değil. Bir de bu önünüze düşen kişinin arkasından gitmeniz, onun dediklerini yapmanız gerekiyor. Sanki sizi alıp bir yere götürebilecekmiş bir gibi bir görsel var. Ama bu e, şeyle alakalı biraz da hani e, onun istekleri, onun o ne istiyorsa onu yapma gibi böyle bir sizi kıskaça alacak bir ilişki de önünüzde durabilir. Bunun haricinde hane içerisinde sivrilmiş kişiler görüyorum. Şimdi burada haneye daldığımız zaman niyetlerinizle alakalı sivrilmiş iki kişi görünüyor. Belki bunlardan bir tanesi sizsiniz ama burada sanki hep bu sivrilmiş kişiyi arkanıza almış onu korumaya çalışıyor çıkıyorsunuz. Özellikle Nisan değil ama Mayıs ayında onunla alakalı bazı güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Burada sanki korumaya çalıştığınız çocuk gibi fikirlerini, düşüncelerini bir şekilde koordine edip, organize edip, onun hayatıyla alakalı bir akışı tamamlamaya çalışır görsellerinde çıkıyorsunuz. E, arkanızda durması aslında e, sizden güç aldığını da ifade ediyor. Yani... Sizin yanınızda olmanızdan mutlu olduğunu da ifade ediyor. Evet siz biraz zorlanıyorsunuz ama adım adım giden bir süreci kontrol altına almaya çalıştığınız görünüyor. Kontrol altına alır mıyım alırsınız. Yalnız mayıs ayında ortada yanan bir ateşi söndürmeniz gerekecek. Bu borç harç bir durum olabilir. Burada yaşanacak bir bir haftalık bir sıkıntı da sanki elinizle bu kişinin yakmış olduğu bir ateş dediğim gibi bir borcu olabilir. Siz söndürmeye çalışıyorsunuz. Görselleri var. Hatta burada sanki böyle geçmişten gelen bazı konularda boğazınızdan böyle arkadan sanki böyle bir kelepçe koymuşlar boğazınıza da çekiliyorlarmış gibi siz öne hareket etmeye çalışırken bu konular sizi arkadan biraz çekeleyecek geçmişten bilmediğiniz bir borcun ortaya çıkması ya da geçmişten bu kişiyle alakalı bilmediğiniz bir durumun ortaya çıkması biraz canınızı sıkabilir geriye doğru çeken bir görselde çıkmış ama sonrasında bir anda önünüzde açılacak güzel gelişmeler var. Şimdi genelleme yapacak olursak eğer bugünkü falımızda önümüzde duran süreç evet biraz karışık. En azından bayır aşağı değil bayır yukarı mücadele ederek bir alana doğru yöneleceğiniz görselleri var. Burada yapılan mücadelelerde aralıklarla güzel haberler var. Fakat Mayıs ayında dediğim gibi ortada yanan bir ateş niyetinizle alakalı canınızı sıkabilecek, uğraş, sizi uğraştıracak bir konunun önünüze gelebileceğinizi gösteriyor. Burada geçmişten gelen bir konu olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi Boynunuzda bir tasma görseli var. Ee, sadık olduğunuz bir kişinin de olabilir tabii bu ama arkaya doğru çekelemesi geçmişten gelen bazı konuların tekrar bu niyetinizle alakalı önünüze düşeceğini biraz mücadele ederek bu konuları da arkanızda bırakmaya çalışacağınızı bize gösteriyor. Her sonuç olarak baktığım zaman evet süreç biraz sıkıntılı olsa da ileriye dönük olarak önünüzde hatta iki kişinin yardımıyla açılan genişleyen bir yolda var. Bu arada evrak beklentisi içinde e, olanlar için hani öyle çok yakın değil ama haziran başı gibi bir evranız Beklenti içinde olduğunuz bir konuda güzel haberiniz de gelebilir. Güzel haber olarak değerlendirmek istediğim bir alan olduğu için biraz beklemeniz gerekecek. Sanki böyle elinizi uzatmışsınız. Beklentilerinizin karşılanması için gün sayıyor. Görsellerinde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım buradan. Yani niyetler biraz bağlantılı gördüğünüz gibi burada da. Yani haneden parasal konularda beklenti parasal konuların tamamladı haneye düşmesi gibi bir görsel var ama şanslısınız niyetler neyse dedim ya bugün güzel haberler güzel gelişmelerle önünüze düşecek burada çünkü şanslı olduğunuz ya da yaradanın enerjisinin size artı yansıdığı görseller var ilahi yardım ilahi destek alacağınız bir döngü var arkadaşlar burada aslında birçok şeye hatta bir bilinmezliğe de bir çizgi atacaksınız çok az bir zaman olarak görünüyor bu kademe kademe çözdüğünüz bir konu Önünüzü açacak, aydınlatacak diyebiliriz. Hane'den çok burada parasal konular. Bakın yine aynı şekilde burada korunduğunuz görselleri var. İlahi olan destek alıp korunuyorsunuz. Burada elinizde tuttuğunuz bir para, bir borç, burada alacağınız gibi görünüyor tabii bu. Hani alır mıyım, almaz mıyım, gelir mi, gelmez mi, gider mi, gitmez mi gibi düşüncelerinizde çok büyük destek var. Yani destek demek iyi sonuçlanacak, düşündüğünüz kadar kötü olmayacak anlamına da gelir hala da orada bir damla akıyor. Önünüz açılıyor. Parasal konularda da arkadaşlar 1 2 3 4 maksimum 4 aya kadar 4 hafta ya da e, tertemiz bir görsele gireceksiniz. Bireysel olarak yapmak istediğiniz dengeyi bulmaya çalıştığınız parasal konularda önünüz açılıyor bir kere. Evet, sisli alanlarınız var ama hani ee, tıkıra girme durumu söz konusu olacak. Biraz karışıklık, bir aşağı, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol, sonra düz bir yolda devam ettiğiniz süreçler var. Bu aynı zamanda bir işe girme, e, işle alakalı konulardan bir karışıklığın toparlanıp yolunuzun daha bir düzlüğe çıkması anlamına da gelir. Yalnız olanlar için çok bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Yalnız olanlar yalnız görsellerinde çıkıyor. İki aydan önce de aslında o yalnızlığın bittiği görselleri yok, ta diyebilirim. Evet bugünkü falımızda gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önümüze düşsün sevgili dostlar. Sağlığımız, sahatimiz, huzurumuz bol olsun. Sonra zaten hepsi arkadan arkadan gelecektir. Kader denen gerçeği yenmemiz mümkün değil ama iyi kaderler nasip etsin yaradanımız diyelim. Ve bugünkü falımızı kapatalım. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.